Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuza test 57'nin çözümleriyle devam ediyoruz. Sıcaklıkları eşit 1, 2 ve 3 numaralı metan şeritler şekil 1'deki gibi perçinlenmiştir. Sistem soğutulduğunda şekil 2'deki duruma gelen metallerin boyca uzama katsayıları arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Genleşme katsayısı büyük olan cisimler sıcaklığı artırıldığında yani ısıtıldığında daha çok genleşirken soğutulduğunda da daha çok soğur. Şimdi sistemi soğuttuğumuzu söylüyor bize. Bakın şimdi. Önce 1 ile 3'ü kıyaslayalım. Bakın 1 ile 3'ü kıyasladığımız zaman şuradan çizersek 1'in ilk başta şöyle çizdiğimiz zaman boyları aynı iken 1'in boyunun 3'e göre daha kısaldığını görürsünüz. Aynı uzunluk için bakın şu uzunluk için. Dolayısıyla 1 3'e göre daha çok kısalmışsa o zaman 1'in genleşme katsayısı 3'ten daha büyüktür deriz. Bu 1. Aynı şekilde şu ikisine bakıyorum. 2 ile 3 arasında da kıyaslama yapınca ilk başta dediğim gibi şu kısımdaki boyları eşitken şimdi 3'ün boyu daha kısa kalmış. Bu ne anlama geliyor? 3 daha çok kısalmış 2'ye göre. O zaman 3'ün genleşme katsayısı da 2'den büyüktür. Yani 1, 3, 2 diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Cevap ne olur? Bursa olur. Isı verilerek demir çubuğun genleşmesi sağlanıyor. Genleşen çubuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi nin değeri azalır demiş. Şimdi genleşen çubuk için hani şöyle düşünün D eşittir M bölü V en basitinden. Hacmi büyütüyorum genleşiyorsa. Kütle değişmezken öz kütle ne yapar burada arkadaşlar? Azalır. Aynı maddeden yapılmış X ve Y metal çubukların aynı sıcaklıkta boyları eşittir. Çubukların sıcaklıkları aynı miktar artırıldığında hangileri doğrudur diyor. Boyları eşit miktarda azalır demiş. Pardon arkadaşlar düzeltelim. Aynı miktar azaltıldığında diyor. Hangileri doğrudur diyor. Boyları eşit miktarda azalır. Evet ilk boyları aynı. O zaman boyca uzamaya baktığım zaman ilk boyları aynı. Çünkü şöyle söyleyeyim. Genleşme yani boyca uzama nelere bağlıdır? İlk boya bağlıdır. Genleşme katsayısına bağlıdır ve sıcaklık değişimine bağlıdır. Sıcaklık değişimleri aynı. Aynı miktar soğutuyoruz. İlk boyları da aynı. Aynı maddeden de yapılmış. O zaman boyları eşit miktarda azalır. Kesit alanları aynı miktar azalır demiş. Şimdi aynı şekilde kesit için yani yüzeyce genleşme için baktığım zaman arkadaşlar ilk kesit önemli. Yani ilk alan genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimi. Ama bunların ilk alanları aynı değil. Genleşme katsayıları aynı ama sıcaklık değişimleri aynı ama ilk alanları aynı değil. O zaman bu yanlış olur. Isı değişimleri eşit olur diyor. Şimdi bunların kütleleri birbirinden farklı. Aynı miktarda sıcaklık değiştiriyorsunuz. Q eşittir ne yazıyorum? Mc delta T yazıyorum. Şimdi sıcaklık aynı miktarda değişiyor. Aynı madde C'ler de aynı ama kütleler farklı olduğu için ısı değişimleri eşit olur diyemem arkadaşlar. O zaman cevabım ne olur burada? A'dan olur. Geliyorum bir diğer soruya. Aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z metal çubuklarının boyları şekil 1'deki gibidir. Çubukların sıcaklıkları eşit miktar artırılırsa son durumdaki boyları da şekil 2'deki gibi oluyormuş. Sizden ne istiyor bunların? Genleşme katsayıların onların isteniyor. Şimdi bakın en çok uzayan burada kim? X. En az uzayan kim? Z. Son durumda boyları eşit hale geliyor. Bu ne demektir o zaman? X'in genleşme katsayısı Y'den, Y de Z'den büyüktür. Yani ben bunu X, Y, Z olarak sıralayabilirim. Aynı sıcaklıktaki X, Y, Z metal şeritleri şekildeki bir perçinlenmiştir. Metal şeritlerin uzama katsayıları arasındaki ilişki buymuş. Buna göre daha sıcak bir ortama götürüldüğünde yani ısıtıldığında demek istiyor arkadaşlar. Isıtıldığında demek istiyor. Hangisine benzer diyor. Şimdi önce ben neye bakayım? X ile Y'ye bakayım. X'in genleşme katsayısı daha büyük olduğu için X'in şöyle çizersek arkadaşlar. X'in Y'yi şöyle dıştan sarmasını beklerim. Çünkü X'in genleşme katsayısı büyük olacağı için X'in daha uzun olması gerekir. Şimdi Z ile X'e bakıyorum. Y X'ten daha büyükmüş bu sefer arkadaşlar. Y de pardon çok özür dilerim. Y de Z'den daha büyükmüş arkadaşlar. Y Z'den. Bu ne demektir o zaman? X de Z'den büyüktür demek. O zaman aynı mantığı kuracak olursam X'in ne yapması gerekiyor? Z'yi de dıştan sarması gerekiyor. Yani X, Y aynı şekilde X'in Z'yi de şöyle sarması gerekiyor. X şuna da Z diyorum. Buna benzer bir şık bulmalıyım arkadaşlar. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Cevabımız nerede oluyor arkadaşlar? C şıkkında oluyor. Aynı maddeden yapılmış eşit uzunluktaki KVL metal çubuklarına eşit miktar ısı veriliyor. Boylarındaki genleşmeler soruluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Eşit miktarda ısı veriliyor.
Bunların kütleleri için ben buna m desem, buna 2m diye yazabilirim. O zaman eşit miktar ısı veriliyorsa bunun sıcaklığı 2T artıyorsa bunun sıcaklığı da T kadar artar. Şimdi boylarındaki uzamaya bakacağım. Neye bağlı? İlk boya. İlk boyları aynı. Genleşme katsayıları da aynı. Sıcaklık değişimleri ile de doğru orantılı. Şimdi bakın. İlk boyla doğru orantılı. Genleşme katsayısı ile doğru orantılı. Sıcaklık değişimi ile doğru orantılı. Şimdi ilk boyları aynı. Genleşme katsayıları aynı. O zaman sadece sıcaklık değişimleri kalıyor ki geriye. Onların oranı da 2'dir. O zaman boyca uzamaların oranı 2 olur. Isıca yalıtılmış ortamdaki aynı maddeden yapılmış kesitleri aynı X ve Y metal çubuklarından. X'in sıcaklığı Y'ninkinden azdır. Metal çubuklar şekil 2'deki gibi birbirine dokundurulup denge sağlana kadar bekleniyormuş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X ve Y'nin boyları uzamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. X'in sıcaklığı Y'den azdır. Yani Y daha sıcakmış. O zaman Y soğurken X ısınacak. O zaman X uzarken Y ısınacak arkadaşlar. Bu yanlış. X, Y'den ısı almıştır diyor. X'in sıcaklığı Y'den azdır dediğine göre Y'nin sıcaklığı daha fazla, o zaman sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana ısı geçer, ısı enerjisi geçer. Dolayısıyla bu doğru olur. Isı değişimleri eşittir. Evet, birinin aldığı ısı diğerinin verdiği ısı kadardır. Dolayısıyla cevabımız burada ne olur? Edirne olur arkadaşlar. Boyları aynı olan K ve L metal çubukların ilk sıcaklıkları sırasıyla 10 santigrat derece ve 50 santigrat derecedir. İki çubuk ısıca yalıtılmış bir ortamda birbirine dokunacak şekilde yerleştiriliyor. Metal çubukların son sıcaklığı 20 derece olduğunda K'nın boyundaki değişimin daha çok olduğu gözleniyormuş. Hangileri kesinlikle doğrudur soruyor. Şimdi ben şuraya bir metal çubuklarınızı çizelim arkadaşlar. Bu K aynı boyda olacak. L'yi de çizelim. Bunların sıcaklığı bununki 10 santigrat dereceymiş. Bununki de 50'ymiş ve denge sıcaklığı 20 santigrat derece oluyormuş. Şimdi K'nın boyundaki değişim daha çok oluyor. Normalde bakın sıcaklığı L'nin daha fazla değişmiş. O zaman K'nın boyundaki değişimin daha fazla olması L'nin uzama katsayısının K'dan küçük olmasını gerektirir. Yani K'nın uzama katsayısının daha büyük olmasını gerektirir. Bu bir. K'nın ısı sahası L'ninkinden büyüktür diyor arkadaşlar. K'nın ısı sahası L'ninkinden büyüktür. Bakıyorum denge sıcaklığı kime yakın? K'ya yakın. Denge sıcaklığı her zaman ısı sahası büyük olana yakındır arkadaşlar. K ve L'nin öz ısıları eşittir diyor. Kütleler hakkında bir fikrim olmadığı için soruda buna kesinlik kuramam. Cevabımız ne olur burada? Denizli olur. T sıcaklığında olan homojen ve türdeş bir tel şekildeki gibi bükülmüştür. Tel T2 sıcaklığına kadar ısıtılırsa X, Y ve Z uzunlukları nasıl değişir demiş. X, Y ve Z uzunlukları nasıl değişir? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi önce Y ile ilgili başlayalım. Bakın şu boy uzayacaktır değil mi şu tarafa doğru? Buranın boyu da aynı zamanda bu tarafa doğru uzayacaktır. Yani bu tarafa gelirken şu boy sağa doğru uzayacaktır. Dolayısıyla bu sağa doğru uzayacak, bu sola doğru uzayacak ama bunun boyu daha büyük olduğu için Y burada ne yapar? Artar arkadaşlar. Bu bir. Şu kısma bakıyorum. Şimdi bunun boyu da uzayacak, şu kısım da içeri doğru uzayacak. Yani şu kısım dışarı doğru uzayacak. Ama bunun boyu daha büyük olduğu için dışarı doğru uzama daha fazla olacak. X de artacak. Şimdi Z'ye bakıyorum arkadaşlar. Bu direkt dışarı doğru uzayacağı için şunun boyu şundan daha uzun olacağı için arkadaşlar şuradaki uzama daha fazla olacak. Dolayısıyla Z de artacak. Bu şey gibidir arkadaşlar uzama. Sanki bir bilgisayarda bir fotoğrafı şöyle bir ucundan çekip büyütmek gibidir. Her tarafa doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. O zaman X, Y ve Z artar arkadaşlar. Hakan annesinin kavanozu açamadığını görüp yardım etmek için hemen yanına koşar. Annesinden kavanozu açmayı denemek için izin ister. Kavanozun kapağı o kadar sıkışmıştır ki bir türlü açamaz. Bunun üzerine aklına okulda fizik dersinde işledikleri genleşme konusu gelir. Kavanozu ters çevirip metal kabak sıcak suyun içinde kalacak şekilde bir süre beklerse kapağın açılacağını düşünür. Gerçekten de bu işlem neticesinde kapak açılır. Kavanoz kapağının açılmasında ısı alan maddelerin taneciklerin enerjisi artar. Doğru, bu sayede tanecikler enerjisi arttığı için birbirinden uzaklaşır ve genleşme olur. Farklı tür maddelerin genleşme katsayıları farklıdır. Evet, kavanozun cam kısmı ile kapak kısmının genleşme katsayıları farklı olduğu için kapak kısmı metal daha çok genleşiyor ve kapak açılıyor. Genleşme katsayısı cismin boyutlarına bağlıdır. Evet, doğru, bağlıdır ama bu işlemin oluşmasında bunun bir ilgisi yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? 1 ve 2 olur.